Ali Karansanoğlu. Nerede bir zani, nerede bir homo var? Hepsi hayır listesinde. PKK hayır diyor. O halde hayır diyen herkes PKK'lıdır söylemine sıcak bakmadım. Avrupalılar hayıra destek veriyor. O halde hayır diyen herkes Hristiyan Avrupa'dan yanadır söylemine mesafeli durdum. Ama bir gerçek var. Saadet Partisi'nin üst yönetiminin nefsi gayelerle takındığı tavrı hariç tutarsak ne kadar dindar insanlarla problemli şahsiyet varsa ne kadar Toplumun değerleriyle anlaşamayan kimlik varsa, hepsi hayır diyor. Son olarak bir bildiri yayınlandı. Listede 250 isim yer alıyor. Baştan aşağı oyuncu yazar dolu. Aralara da yönetmen oyuncuyla ressam ve müzisyen yerleşmiş. Bekir gibi olmaz ama. Bilenlere sorduğumda, akşamları hangi kanalı açarsanız açın, ya oyuncu olarak ya senarist olarak ya yönetmen olarak karşınıza çıkan tipler dediler. Hani kendi özel hayatlarında yaşadıkları ahlaksızlıklar yetmiyormuş gibi. Bir de çevirdikleri oynadıkları senaryosunu yazdıkları filmlerde aile içi ilişki ahlaksızlığından tutun, tecavüz sahnelerine kadar binbir iğrençliği milyonlara seyrettiren rezil kişiler. Tek tek okudum. Medyadan isimlerini bildiklerimin büyük çoğunluğu halkıyla barışık olmayan manevi değerlere saygısız kültürümüze düşman tipler. Hepsi anayasa değişikliğine hayır listesinde birlik olmuşlar. Hayır diyorlar, hayır dediklerini gazete ilanlarıyla da afişe ediyorlar. Bu durumda o isimlerle mesafeli halkımızın büyük çoğunluğuna da haliyle evet demek düşüyor. Kim bu oyuncu takımı? Mesela Kocası kendisini aldattığı için o da kocasını aldatan ve bunu anlatmaktan gurur duyacak kadar ahlaki konuda pespayeleşen Füsun Erbulak. Abartmıyorum. Kendi ifadesi birebir şöyle. "Kocam çok zamparaydı. Beni birçok kez aldattı. Bir gün ben de onu aldattım. Seni aldatıyorum. Altan haberin olsun dedim. O da bana ben de seni çok aldattım. Seni affediyorum karıcığım." dedi. Ahlak bu kadar iflas etmiş. Aile kavramı bitmiş. Kalkmışlar topluma anayasa değişikliğinde ne diyeceğini öğretmeye kalkıyorlar. Vah ülkem vah. Listedeki isim sayısının 250 olduğunu söyleyince belki gözünüzde büyümüştür. Hemen hatırlatayım 250'nin içinde kocasını aldatan Füsun olduğu gibi aldatmanın ürünü olup olmadığı bilinmeyen biyolojik kızı Sevinç de var. Zani anneyle kızı aynı listede. 250'sinin İkisi gitti. Kaldı 248. Ama emin olun geride kalanların da onlardan geri kalan bir durumları yok. Devam ediyoruz listeyi irdelemeye. Bir dönem AK Parti'yi destekliyorum dediği için fena gıcık olduğum homoseksüel Cemil İpekçi de aynı listede. Sonunda safını doğru olarak belirlemiş. Bana da ne güzel demek düşmüş. Listedeki bir başka isim gayri ahlaki filmleriyle prim yapmaya çalışan Müjdar. Ne bekleyebiliriz ki? Toplumun kültürüyle barışık olmayan bir kadından ülkeyi daha güzel bir geleceğe taşımak isteyen değişikliğe evet demesini mi? Mümkün değil. Devam ediyoruz listeye. 86 yaşında bikini giyip halkın önüne çıkacak kadar kafadan çatlak Gülri Sururi de listedeki yerini almış. Toplumun içinde %1 bile çıkmayan ateistliğe merak salan, hürriyetten kovulan, maoca aydınlıkta da bir var bir yok olan Özdemir İnce yine bu listede oyunculukta en çok neyi istediği sorulduğunda gerilla annesi oynamak istiyorum diyen Gerilladan kastı PKK'lı teröristler, şehrin ortasında bomba patlatıp 3 aylık bebeklerinden 70 yaşındaki annelere kadar onlarca insanı paramparça etmekten çekinmeyen Kalle Şahinler. Füsun Demirel. O da bu listede yerini almış. NTV'de toplumun ahlakını bozmak için çok seyrediliyor numaralarıyla her hafta program yaptırılan sonra yayından kaldırılınca kimsenin hatırına bile gelmeyen Pınar Kür isimli karşısına bir dindar insan çıktığında öcü görmüş gibi olan 73'lük ahı gitmiş vahı kalmış kadın. Belden aşağı sözcüklerle komedi yaptığını sanan Ferhan Şensoy kitabına Oros nokta nokta kırmızı ismini verecek kadar ahlaki değerlerden uzak Umay Umay, 80 milyon Türkiye'nin yanı sıra 1 milyarlık İslam aleminin de kutsal kabul ettiği kurban bayramında. Hiç sevmem bu bayramı. Kanlı bayram, ilkel bayram, insanlığın karanlık dönemini kutsayan örümcek kafanın bayramı benden uzak dursun sözleriyle dine hakaret eden, Hazreti Peygamber'e hakaret eden ahlaksız Genco Erkal'da 250'lik hayırcı listesinde yerini almış. 2005'te koşulsuz olarak silah bırakın diye PKK'ya çağrı yapan ama 2016'da hala silah bırakmamış olan PKK'lıları kurtarmak için ortalığı birbirine katan Ermeni Jacqueline Çelik. Halkını itibar etmediği tirajı yerlerde sürünürken patronlara Aydın Doğan'ın daha fazla sübvanse edemeyeceğini söyleyip kapattığı Radikal Gazetesi'nde kendilerine köşe verilip oradan halkı zehirlemek için canla başla çalışan ne kadar gıcık tip varsa Murat Uyur Kulak'tan Semih Çelenke hepsi 250'lik listede. Ben bu listeyi görünce başından beri pek önemsemediğim olsa da olur olmasa da olur babından yaklaştığım anayasa değişikliğine biraz daha fazla önem verme ihtiyacı hissettim. Toplumu en çeşit ahlaksızlık örnekleriyle zehirlemeye çalışan bu tipler hayır ille de hayır diyorlarsa bunu önemseyip gazete reklamlarıyla İşi ciddi tutuyorlarsa bizim için de onların bu tavırları konunun önemsenmesi için bir mesajdır. İyi ki varsınız, iyi ki o listedesiniz, iyi ki hayır diyorsunuz. Kararsız seçmenimiz varsa sizlere bakıp eminim ki evet diyecektir. Büyük bir aşk ile, büyük bir inanç ile bu vesileyle Saadet Partisi'nin üst yönetimindeki abilerimize şu hayır kararınızı bir daha gözden geçirin diyelim. Bakmasınlar Müjdat Gezen'le Uğur Dündar'ın şu anki övgülerine. Onlar yine sandıktan CHP'ye verecekleri oylarını. SP'ye oy verecek olanlarsa 250'lik listeden çok ama çok uzaklardadır. Ali Karahasanoğlu, Yeni Akit